saat gecenin 3'üne kadar uyumadım ve bu arkamda gördüğünüz YouTube'un en büyük kanalı olan MrBeast'in videolarını izleyeceğim. Durun o sefecalesi, aslında size gerçeği açıklamam gerekiyor. Bu gece izleyeceğimiz MrBeast videosundan MrBeast kimseye iyilik yapmıyor. Aksine herkesi öldürmeye çalışıyor. Hatta videonun sonunda dünyanın sonunu getirecek. Bakalım gecenin 3'ünde MrBeast'in bu korkunç nasıl izlediğimize başımıza neler gelecek. Hep birlikte görelim. Ben kulaklığı takarken siz de videoyu beğenip kanala abone olun ki ben de bir gün MrBeast kadar izlediğim abone olsun. Başladık bakalım. Evet, MrBeast karşımızda. Bu korkunç animasyondan MrBeast'e inanamayacaksınız neler yapacağına. Evet, 1000 kişinin gözlerini iyileştirdim ama bugün bunun kötü bir şey olduğunu düşünüp 1000 kişiyi kör edeceğim diyor. Arkadaki insanlara bakın, hepsi birden korktu ve MrBeast'le alakalı video gelse bu like'ları yorumlara attın, adamı gördünüz mü? Aman Allah'ım, ne yaptı böyle? Evet, 999 tane daha kaldı diyor. MrBeast'le oldu. Arkadaşlar, MrBeast resmen şeytana dönüştü. Bu MrBeast egze. Şuna bakın. Yüzü kanlar içinde. Abi gece rüyama MrBeast girecek bu ne? Milleti bir de silahla da vurmuş lan. Tam bir psikopata dönüşmüş. Ne yapıyor? 1000 kişiyi kör ettim falan, 521 milyon. Deli gibi de izlenme alıyor. Mümkün olan en iyi videoyu yapacağım dedi. 100 kişiyi avladım, ne? Şimdi bekle, 100 tane insanı vuruyorlar. Kendi köpeğini yemek mi yoksa? Bunu söyleyemem. Babasıyla sevgili olmasını istedi resmen. Ve deli gibi izleniyor, yorumlar da sürekli iyi yorumlar geliyor lan. İnsan 40 ayağı deneyi yapıyor. Abi böyle bir deney gerçek hayatta olmuş. Mavi balinaları öldürmüş, şehirleri yok ediyor, ülkeleri yok etmeye çalışıyor. Deli gibi de abonesi artıyor. Bir dakika, bu Chris miydi, Carl mıydı? Tam hatırlayamadım, MrBeast o kadar izlemiyorum bu sıralar. Abi MrBeast resmen gitgide kötüleşiyor, şu anda olduğunu tam tersi. Abi neler düşünüyorsunuz bu animasyon hakkında, yorumlara yazın. O meşhur duruş, bak böyle. Böyle duruş. Abi resmen her şeyi yok ediyor. O sadece bir çocuktu dedi. Çemberden çıkan çocukları öldürmüş. Daireden son çıkan kazalar videosunda ölümle cezalandırmış resmen. Ne kadar da rahatsız edici. Yakıyor hepsini falan. Abi gerçekten inanılmaz. Patronla bu konuyu konuşmamız gerekiyor dedi. MrBeast'in binası bu da. Abi her yerde YouTube plaketleri var. Yani çok başarılı. Bu arada burada bir gönderme var. Özel sponsorlar milyarderler diyor. Biliyorsunuz dünya nüfusunu yok etmeye çalıştığı düşünülüyor. Böyle çok zenginlerin, ben de böyle düşünüyorum. Dünyanın en büyüğü oldum diyor. Başardım diyor. Beni tebrik edin diyor. Abi Carl'ı da öldürmüş. Jimmy de o. Squid Game videosunda da Carl'ı öldürmüş MrBeast. No one's doing it like we are, Chris. Abi Chris'in de işini bitirmiş MrBeast. Ne kadar da kötü bir insan olmuş. What? Animasyon ürkütücü olduğu halde üzücü de bence. Şuna bakar mısınız? MrBeast çıldırdı falan diye böyle videolar yapmışlar. Oha! MrBeast'in kopyaları da çıkmış arkadaşlar. MrBeast'in zaten şu anda biliyorsunuz çok fazla kopyası var. Onlar da böyle MrBeast gibi balinaları falan öldürüyor abi. Hayvanlara zarar gelmesi ya, bu hayatta en son istediğim şeydir ya. Hayvanlara çok değer veriyoruz cidden. MrBeast şimdi ne yapacak diyorlar abi. Resmen tüm dünyayı yok ediyor. Ne yapacak? Bunu da öldürmesin Chris'i de. Gözlerini kapattı yoksa pişman mı oluyor? Yani dünyayı yok ettin neyden pişman olacaksın ama. Ne oluyor? Bu kim, bu da ben miyim? Herkesin telefonuna bir bildirim geliyor şu an tüm dünyada. Ne oluyor? MrBeast video mu attı? Ya da ben mesaj mı attım?
just became the biggest YouTuber. Dünyadaki en büyük YouTuber oldum diyor ve kaç? 7 milyar insan var değil mi dünyada? 7-8 milyar. Bu ne? Bir sürü insan toplamış, bunların da işini bitirecek. Bu yeterince iyi değildi. Yeterince büyük değildi. Ne oluyor? Kılıça bak! Tam da bu yüzden ayı satın aldım ne? Ayı satın almış ve dünyaya çarptırıp bütün dünyayı yok edecek. Abi kafayı yemiş, bunu nasıl yapabiliyor? Oha! Mr. Beast cihazı var arkada. Oo! Tam sponsordan bahsediyorken Chris onu durduruyor. Oo! Jimmy'ye yani Mr. Beast'e bir yumruk attı ve onu durduracak. Bu ne? Shut it off. Oo! Kapat şimdi dedi. Bunu durdurmasını istedi. Hayır diyor Mr. Beast. Ne kadar kötüysen be. Mr. Beast'in sonu mu geliyor yoksa? Abonesi hala artıyor. Bakın video çekiliyor o sırada. Hayır! Abi ne oluyor? Kapat diyor ve Mr. Beast'in deli gibi dövüyor. Neler düşünüyorsunuz bu animasyonla? Bence çok duygusal, yorumları bekliyorum. Ve ben bunu gecenin 3'ünde izliyorum bu ürkütücü animasyonu. Kanlar içinde mi? Aa! Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Carl! Carl'ı görüyor şu an Mr. Beast. Bunu durduramıyorum Carl dedi. Neden peki? Neden Mr. Beast bu halde? Bunu durdurmanın tek yolu... Ay arkada ay gelmiş bile. Dünya yok oluyor. Ve 1 milyar aboneye ulaştı Mr. Beast. Dünyanın en büyük YouTuber oldu ve... Ay dünyaya çarparak dünya yok oldu. Abi gerçekten izlediğim en iyi animasyonlar tarzı. Ama bir o kadar ürkütücü, bir o kadar da duygusal hissederseniz mutlaka yorumlara yazın. Abi peki ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Sizin için Mr. Beast'i arayacağım ve bakalım bu animasyon hakkında ne düşünüyor? Mr. Beast gerçekten de kötü bir insan mı? Bunu öğreneceğiz gecenin 3'ünde. Mr. Beast'i FaceTime... Bir dakika. Ne oluyor? Evden bir ses duyduğuma yemin edebilirim. Yemin ederim evden bir ses duydum. Bir dakika. Kamerayı elime aldım çünkü şu anda evden bir ses geliyor. Tam ben Mr. Beast hakkında konuşurken. Ne oluyor? Bir dakika. Kapıyı açacağım ama şu anda korkuyorum. Kapıyı açacağım. Hazır mısınız? Açıyorum kapıyı. Açtım. Oo! Mr. Beast burada, yemin ederim seni görüyorum. Ben Mr. Beast ve bugün tam 1000 takipçime... $1000 para hediye ediyorum. Evet, kimler para almak ister? Hadi bakalım. Ah, Mr. Beast, ben senden çikolata, para, hepsini istiyorum. Aa, peki Okan, sana $1000 değil de çikolatalarımdan versem? Evet, bak bunlar Mr. Beast özel çikolataları. Haha, ne dersin? O çikolataları benim takipçime verebilirsin, değil mi Mr. Beast? O zaman bu videoya like atan herkese Mr. Beast çikolataları, he? Bunu beğendin mi Okan? Aslında ben çikolataları değil de parayı istiyorum. Bana parayı veremez misin Mr. Beast? Ha Okan, bak düşündüm de sana $1000 veya Mr. Beast çikolataları yerine daha harika bir teklifim var. Bu $1000 veya çikolatalar umurumda bile değil. Ben artık kötü bir insanım. Buraya gel lan! Ne oluyor lan? Mr. Beast bana saldırıyor. Bir dakika. Şu an kapının arkasındayım. Bir dakika. Mr. Beast. Şu an orada. Mr. Beast orada. Neredesin Okan? Buraya gel bakalım. Çık ortaya. Mr. Beast burada. $1000 veya çikolatalarımı istemiyor musun? Peki. Seni bulma challenge yapayım o zaman. Ya da 1000 kişi çağırıp onlara seni buldurtayım. Ben çok zenginim. Mr. Beast'i gördünüz mü? Abi odama kadar geldi ve beni arıyordu. Elinde sopayla beni öldürmek istiyor. Mr. Beast bunu neden yapıyor abi? Hani 1000 kişiye para çikolata veriyordu. 1000 kişiyi dövmeye mi geldi bu Mr. Beast? Yakın nereye gitti? Nereye gitti? Buna bakmam gerekiyor. Yatak odamda mı? Çık ortaya. Sana
çikolatalarımdan vereceğim. Abi Mr. Beast çolda yatak odamda. Bir dakika, onu size göstereceğim. Ne yapıyor olabilir? Lan! Lan Mr. Beast bilgisayarımı bırak, bilgisayarımı almış. O da mecanesi yardım edin bu ne? Bakın çocuklar, burada ne buldum? Bir bilgisayar. Hayır hayır oğlum bırak. İhtiyaç sahibi bir çocuğa verin. Bunu gerçekten yapacağımı sandınız. Ben Mr. Beast'e ve bu bilgisayarı yok edeceğim. Hayır, ne yapıyorsun? Gel buraya. Mr. Beast yapma bunu bana. Bunu yapıyorsun. Hayır. İşte şimdi işim bitti Okan. Buna ne dersin? İşim bitti. Bu videoyu beğenmeyen herkesin evine bir tane roket atarla vuracağım.